İzleyecekleriniz gerçek olaylara dayanmaktadır. Avustralya'da her yıl 30 bin insanın kaybolduğu bildirilir. %90'ı bir ay içinde bulunur. Bazıları bir daha asla görülmez. Evet, endişeye gerek yok. Hayır, gerek yok. Gerçekten. Merak etmeyin çocuklar, hepsi hallolacak. Lanet olsun, sınırın altında. O bunu bilmiyor. Evet. İyi günler. Araçtan in bakalım. Sorun değil. Ne kadar hız yaptığını biliyor musun? Beni durdurduğunuza göre gerekenden daha az da olmalı. Domuz vurarak mı geçiniyorsun? Aynen öyle. Okuma yazmam var mı? Bazen büyük laflarda biraz afallıyorum ama bilirsin. Yine de iyi okuyabiliyorum. O zaman daha geride üzerinde kocaman 2-0 olan büyük tabelayı okuyabilirsin, öyle değil mi? Biliyor musunuz? Oradan geçerken yüzün altında olduğuma öylesine emindim ki. Sence bunu ben mi uyduruyorum? Tabii ki hayır. Hayır, affedersin dostum, hayır. Bak, tekrar olmayacak, tamam mı? Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Hadi herifler. Benimle dalga geçiyorsunuz değil mi? Beni kafaya almıyorsunuz değil mi? Ehliyetini görebilir miyim lütfen? Evet. Evden çok uzaktasın, değil mi?
Evet bakın, avlanmak için yola çıktığımda daima kuzeye doğru giderim. Buradan hiç şaşmayın. Güneyde çok domuz olmaz. Bu artı hız cezanla birlikte. Bu durum arabanın yoldan çekilmesini emrediyor. Senin iyiliğin için. Lastikler bir bebeğin poposu kadar kel. Dönmesi bile çok şaşırtıcı. Kaporta sanki uçurumdan aşağı yuvarlanmış gibi. Yapmayın. Şimdi bu döküntüyü kasabaya geri götür. Ve oradan da geldiğin yere dön. O çirkin yüzünü buralarda bir daha görmek istemiyorum. Anlıyor musun? Yoksa bunlar senin için çok büyük laflar mı? Dostum, bana bunu vermek istediğine emin misin? Emin olabilirsin. Sana iyi günler. İyi günler. Lanet pislik. Ha dostum. Burada kotayı bu şekilde doldururuz. Ha dostum, bana bunu vermek istediğin emin misin? Ha evet. Bu hurda yığınının yoldan çekilmesi gerektiğine kesinlikle eminim. Ha gerizekalı herif. Tanrım, yüzüne iyice baktın mı? Ne kadar da kaba bir adamdı. Lanet olsun. Hangi cehenneme gittiğini sanıyorsun? Sen delisin. Bacağımın işi bitik. Sanırım kırıldı. Kapa çeneni koca mızmız bebek. Evet. Evet. Yapacağım bu domuz. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Lanet olsun. Küçük dostun haklıydı. Ben bir domuz avcısıyım. Sesini kesmeyen domuzlara ne yaptığımı biliyor musun ha? Seslerini kesiyor. Arabayı bulacaklar. Ve sonra da senin. Lanet olsun. Lanet olsun. Ya da ben seni yok edebilirim. Bu taraftayım. Fena değil. Artık durabilirsin. Bravo. 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 Harika. Teşekkür ederim. Evet. Benim için mi bu? Öyle. Harika. İhtiyacımız var. Oluruz. Haklısın. Şerefe. Tahmin et, yakışıklı.
Evet. Senin için bir sürprizim var. Sahi mi? Benim için evet. Bir sürpriz mi? Buraya bak. Benim için. Bir deneyim bana ver. Tamam. Aptal mızıka. İşte doğal bir yeteneksin. Birilerini uyandıracaksın. Evet. Harikaymış. Bugün rüzgarlı. Kasabada beklememiz gerektiğini söyledim sana. Kalabalık olacağını düşünmüştüm. Hey. Hey, orada bir araba var. Koş. Hadi. Koş rüzgar hadi. Hadi. Merhaba. Hadi ama dursana. Hey, işe yaradı. Harika. Koş, koş. Ne, bu adamın nesi var? Ha, başka bir tane işte. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sırt çantamı uzat. Hadi. İyi yolculuklar. Milli Park. 2 kilometre. Hey, bekle biraz. Senin için. Oh! Su çok soğuk. Burası cennet gibi. Cennet. Evet. Harika. Gerçekten dingin ve çok güzel. Tıpkı senin gibi. Benim gibi mi? Bu yer için tek bir söz var. Öyle mi? Müthiş. Sanırım yanımda eve götüreceğim. Harika. Harika. Çok şirinler. Onlara bayıldım. İsimlerin ne demiştin? Küçük siyah olana Nutella diyoruz. Hayır, bu isim Avrupa'da da var. Kahverengi anlamına geldiğini biliyorum ama bu küçük kızım için bir şaka. Ve kırık boynuzlu küçük olanın adı Casper. Ve diğerinin adı da Marley. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Pekala. İşte geldik. Görüşürüz. Hoşça kalın minikler. Görüşürüz çocuklar. Oh. Teşekkür ederim. Hoşçakalın çocuklar, tamam. Görüşürüz. Gerçekten tatlım. Teşekkür ederiz. Daha ilgincini bulamazsın. Daha hadi ama sızlanmayı bırak. Hadi. Tepeye kadar yürüyebileceğimi sanmıyorum. Evet, yürüyebilirsin. Hayır, bence öyle yemeği molası vermeliyiz. Wolf Creek krateri yürüyüş parkı. 3 saatlik yol. Cehennem gibi sıcak. Hadi gel. Sen gerçekten tembelsin. Ne? Ben mi tembelim? Evet. Son baktığımda eşyalarım benim sırt çantamdaydı. Buna değecek biliyor musun?
eskiden 1,5 kilometreden daha derindi. Eğer sen bir tahmin yürütürsen çölün tamamını yutması ne kadar sürer? Bu gerçekten... Buradan yukarıdan inanılmaz. Gerçekten harika. Bizim ülkemizde büyük açık alanlarımız var diye düşünürdük. Yelelele, huuu. Sen tam bir salaksın. Bence iyiydim. Ziyaretçilerimiz var. Öndeyim. Çocuklar. Buraya gelin. Tanrım diye çikolata mı tutayım? Gerçekten öyle. Olamaz. Merhaba ve hoşça kal. Hadi. Hadi tamam, gidelim. Yavaş. Yavaş olun ama gelsene. Bak burada hadi. Neler var. Kavga etmeye devam ederseniz arabaya dönmek zorunda kalırsınız. Hey, biri geliyor. Evet. Müthiş. Mükemmel başardık. Merhaba. Hadi hey, hadi. Hey, dikkat et. Dikkatli ol. Hadi tamam. Bitti. Cehenneme kadar yolum var pislik. Bu da neydi aşağılık böyle? Aşağılık herif. Hani dün durup sonra toz olan o salak gibi. Biri gibiydi. Neredeyse. Sizin neyiniz var millet? Durmaktan korkuyor musunuz? Bazı insanlar yabancıları almak istemezler. Fedakarlığa ne oldu? Topluluk anlayışına ne hey. Oldu? Hey. Lanet olsun. Tamamen delirmiş gibiydi. Rutger, gerçekten sakin, de tamam deliydi mı? Bence. Hadi biraz daha yürüyelim. Eğer kimse gelmezse çadırımızı kurarız. Er ya da geç biri buradan geçecek. Bu bir varsayım tabii. Belki de geri dönmeliyiz. Bizi alacak bir araba olabilir. Dinle, Darwin'in yola koyulduğumuzda her şey yoluna girecek. Söz veriyorum. Her şey yolunda mı? Dışarısı buz gibi. Sanırım hiçliğin ortasında takıldık kaldık. Bu yer beni ürpertiyor. Bunların dışında her şey yolunda gibi görünüyor. Güzel. Bu durumda ben de aynıyım. Rudy, genellikle soğukkanlılığını kolay kaybetmezsin. İşimi başarıyla tamamladım. Ve eski iyi halimi takınıyorum. Benim görüşüme göre eski halini fazla takınıyorsun. Belki bir şeyleri çıkarmak gerekir. Biraz daha ısınmamı sağlayabilir. Yaşasın. Sana yaşasımı göstereceğim. Elbiselerim üzerimdeyken en iyisini yaparım. Bunu ispatlamak zorunda kalacaksın. Öyle mi? Hadi buraya gel. Bir noktada kararını vermek zorunda kalacaksın. Şimdi yoldayız ama çok geçmeden gerçek bir hayat başlayacak. Ne var biliyor musun? Hı-hı. Ben kararımı verdim. Sanat ya da hukuk bölümüne gitmeyeceğim. Yani babamın istediği gibi. Bunun yerine? Ben striptizci olacağım. Azgın yaşlı hanımları mutlu edeceğim. İğrenç. Evet. İğrenç. Sana göstereyim mi? Ne, özel bir gösteri mi izleyeceğim? Evet, izle. Do 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 do.
Ne düşünüyorsun? Sen koca bir pisliksin ama çok tatlısın. Bu da neydi böyle? Dedim ki sen sevimli bir pisliksin. Şu anda dışarıda... Ne var? Hayır cidden. Saçmalık, dışarıda kimse yok. Elbiselerini giysen iyi olur. Belki bize yardım edebilirler. El feneri ister misin? Hayır, oldukça aydınlık. Hey, burada ne halt ediyorsunuz Aylazlar? Burası Milli Park, burada kamp yapamazsınız. Üzgünüm, durumun öyle olduğunu bilmiyorduk aslında. Milli Park'la ilgili olarak yani. Etrafta hiç tabela falan da yok. Ha neyse, daldaki donun için utanma, ben korucu falan değilim. Hey, şu ateşe bak dostum, düzgün bir şekilde yakmamıştım. Etraftaki çalılıkları görüyor musun? Hepsi kupkuru dostum. Yani bir kıvılcım ve tüm alan alevler içinde. Ben üzerine biraz su döktüm ama. Öyle mi? Evet, kendi iyiliğin için üzerine işeyebilirdin değil mi? Öyleyse sizi bulmam iyi bir şey ha. Adım Mick. Ben de Rutger. Rutger. Hey, Almansın öyle mi? Ben Almanya'dan geliyorum. Evet, genellikle öyledir. Rutger, her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda. Tamam. Hayır, Fräulein. Merhaba. Sizin için biraz Almanca. Bu güzeldi, Fräulein. Evet, söylediğin gibi dostum. Eğer korucular sizi bulmuş olsaydı... Ücretini öderdin değil mi? Bunun olmasını istemezsin değil mi? Hayır. Aslına bakarsan dostum, ben kasabaya gideceğim. O yüzden sizi de bırakabilirim, tamam mı? Geceyi geçirecek bir karavan parkı ayarlayabilirsin oradan. Tamam mı? Evet. Kasabaya kadar geri yürümek istemezsin değil mi? Ha? Hayır. Yani yarın birilerinin bizi almasını umuyorduk. Dediğim gibi burada hiç tabela yok. O yüzden yanlış bir şey yaptığımızı düşünmedik. Tamam, sizi götürmeyi teklif ediyorum. Böylece yakalanmamış olursunuz. burada kamp yapılmadığından emin misin? Haritaya bakmıştım. Sana öyle söyledim, değil mi? Evet ama... Ne yani? Bana yalancı mı diyorsun? Bak... Size yardımcı olmak için son bir şans vereceğim. Tamam mı? Polis. Teşekkür ederim ama biz kalacağız. Ateş yüzünden seni yolundan çevirdiğimiz için özür dilerim. Bana sakın arkanı dönme, seni nasip pisliği. Şimdi de arkana dönüp konuş da duyalım salak herif. Rutger! Hayır! Bırak beni! Hayır, yapma! Hey, sabit dur Rukah. Nasıl sana sabit dur dedim. Şimdi ellerini bir araya getir. Yoksa ağzını yüzünü dağıtırım. Her yanını dağıtırım. Tamam mı? Şimdi bak, sana bunu yapmak istemezdim. Ama kahrolası erkek arkadaşın beni zorladı. Ve şimdi beklemek niye ha? Her neyse. Benim adım Mick Tyler. Tanıştığımıza memnun oldum. Baksana. Neden böyle bir yere turist olarak geldiniz hala anlamıyorum. Yani hayatınızı bu şekilde mi geçiriyorsunuz? Hey! Buraya geliyor ve bizim arka bahçemizde eğleniyorsunuz. Tüm mesele bu mu yani?
Bu mu ha? Seninle konuşuyorum. Seninle konuşuyorum. Oh, oh. Oh, şuna bakın. Hayır. Hayır. Kurabiye. Sen. Lütfen. Lütfen. Evet. Şimdi birlikte güzel bir gün geçireceğimize söz veriyorum sana ve birkaç uzun ay. Tanrım. Kahrolası şey. Hadi. Saklambaç oynuyoruz öyle mi? Koşmak zorundasın. Zeki sürtük. Bek. Merhaba. Beki. Nasılsın? Merhaba Meleğim. Hat çok kötü. Seni duyamıyorum. Seni duyamıyorum bebeğim. Beki. Lanet olsun. Yardım edin! Yardım edin! Bana aman yardım canım, edin! Hey, ne oldu sana? Sana çarptılar mı? Ne var? Bana bir şey yardım yok. Et! Tamam, seni buradan götüreceğiz, tamam mı? Sakin ol. Geçti artık. Yardım hadi bin bakalım. Tamam. Ha, tamam.
Hey, orada başka biri var mı? Başka biri var mı? Kim yaptı bunu sana? Lanet olsun. Tamam geçti artık, dayan. Dayan. Tamam dayan dayan dayan. Tamam geçti. Bilmiyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Kim bu lanet solucan? Tamam tamam geçti. Ah lanet olsun. Kimdi o? Kimdi o? Burada neler oluyor? Söyler misin? Ah lanet olsun. Lanet olsun! Aa! Aa! Hadi! Sağ olasın! Aa! Buna daha iyisini yapmak zorundasın. Ah! Ay canım. Lanet olsun. Tamam. Küçük domuz. Küçük domuz. Bırak içeri gireyim. Tamam. Tamam geçti. Hadi gel bakalım senin pislik. Aa, lanet olsun. Hayır. Lanet olsun. Cehenneme git. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Hadi, hadi. Sakin ol. Sakin ol. Cehennemde görüşürüz pislik. Canım cehenneme pislik yerim. Sen iyi misin? Lanet olsun. Aman tanrım! Thank you.
Çok, çok üzgünüm. Üzgünüm. Sturge dinlenme, 120 kilometre. Lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun. Hey! Oh, lanet olsun! Senin neyin var pislik herif? Dursana kahrolası hadi! Tamam. Tamam. Lanet olsun.
Oyunun için teşekkür ederim mızmız. Hadi oynayalım. Yapma. Biraz müzik ha? Lanet olsun. Hey, olamaz. Fulçak kanguru. Üzgünüm Sikipi. Harika. Avustralya'ya hoş geldin aşağılık. Lanet olsun!
Bundan daha iyisini yapmak zorundasın.
Küçük domuz! Küçük domuz hey! Bırak içeri gireyim. Seni uyandırsak mı bilemedik. Kasabaya gideceğiz. Sen yemeğini bitirir bitirmez. Telefon? Telefon yok. Kısa dalga istasyonumuz var. O da eğer çalışırsa mıknatıslar. Yerde tuhaf bir şey var. Televizyon bile göz açıp kapayıncaya kadar gidiyor. Burada kendi kendine yetiyor olman gerek. Her şey yolunda. Güvendesin artık. Ben Lil. Bu da Jack. Paul. Hadi al evlat. Yemeğini ye. Güçlü olman gerek. Senin için çok özel bir şey yaptım. İçeride misin kahraman? Hey. Başka birilerinin de incinmesini istemezsin değil mi? O burada. Merak etme dostum, onu görmeye gideceğim. Hemen arazimden defol. İyi günler dostum. Çocuk, onu teslim et. Sana buradan defolmanı söyledim. Hemen defol.
Gitti. Hayır. Gitmedi. Onu tekrar görürsem olacak işte bu. Araba ön tarafta. Hep birlikte gideceğiz. Anahtarları al aşkım. Yapamam. Lanet olsun. Hey bebek, birlikte iyi zaman geçirebiliriz. Yeah.
Lütfen beni rahat bırak. Kahrolası İngiliz göçmen. Lütfen. Ha, kesinlikle İngiliz göçmen. Sidik kadar güçsüz. Taşra'nın ilk kuralını kesinlikle bilmiyorsun kahraman. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman asla durmayacaksın. Böylece pek çok sorundan kendini koruyabilirsin. Neden buradasın İngiliz? Lütfen, lütfen. 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 Sana bir soru sordum. Neden buradasın? Lütfen. Ben müdahale etmek istemedim. Kızı orada bırakıp kendi işime bakmalıydım. Ya da senin için bunu cevaplayabilirim ha? Macera için buradasın. Biraz serüven yaşamak için ha? Heyecan evet, için evet, ha? Evet, lütfen. Farklı bir şeyler, biraz lütfen. Farklı bir şeyler için. Sadece bırak gideyim buradan. Yani yürüyüp gideceğim buradan. Bu iyiydi. Yani ülkeme gelip lanet olası ülkemmiş gibi etrafta tur atabileceğini, bir erkek ve onun yemeği arasına girebileceğini ve sonra öylece çekip gidebileceğini mi bekliyorsun? Lütfen yapma. Bana borçlusun evlat. Nasıl olur da onu benden alabileceğini düşünürsün ha? Lütfen ha? Hayır. Haklısın, hey, düşünemedim. Hey, hey, hey. Senin ünlü İngiliz zekan nerede kaldı? Bak lanet olası o dilin olmasa sen de o kadar ukala olmazsın ha. Bir keresinde New Yorklu bir adam varmış. Çatalla burnunu dürtüyormuş. Ve çatal burnuna saplandığında umurumda bile değil deyip etrafta dolaşmaya başlamış. Bir keresinde de Kansaslı bir adam varmış. Ayakları pirinçten yapılmış. Öyle ne yapıyorsun İngiliz ha? Willingly yaşlı bir kadın varmış. Özel bir duyguya sahipmiş. Sırt üstü yatar ve orasını eller. Ve tavanın her yerine işermiş. Tavanın her yerine işermiş. sen komik bir adamsın öyle değil mi? İngiliz zekası. Nereden öğrendin bunları? Yatılı okuldan. Ha? Yatılı okul ha? Ne yani pantolonlar aşağı çatlaklar? Sadece hafta sonlarında. Yine de ülkem hakkındaki her şeyi biliyorsun ha seni küçük İngiliz göçmen. Bir keresinde Avustralyalı bir ambarcı varmış. Yere yatmış. Ölüyormuş. Dirsekleri üzerinde doğrulmuş ve arkadaşlarına dönüp şöyle demiş. Watch me wallabies feed, mate. Watch me wallabies feed. They're a dangerous breed, mate. So watch me wallabies feed. All together now, tie me kangaroo down. Sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down. Sport. Tie me kangaroo down.
Keep me cockatoo cool, girl. Keep me cockatoo cool. Don't go acting a fool, girl. Just keep me cockatoo cool. All together now, tiny kangaroo down, sport. Tiny kangaroo down. Tiny kangaroo down, sport. Tiny kangaroo down. Take me koala back, Jack. Take me koala back. That's all right, I'm a Jack, mate. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Play your didgeridoo, boo. Play your didgeridoo. Keep playing till I shoot through, boo. Play your didgeridoo. All together. Tan me eye when I'm dead, friend. Tan me eye. When I'm dead. So he tanned his eye when he died, Clyde. And that shit hanging on the shed. Hey! Vay be olamaz. Sen derinin tekisin İngiliz beşik. Şey ne yaparsın? Nereden öğrendin bu şarkıyı? Aa, annem kaydetmişti. Ha? Biz çocuklarda durmadan dinlemek isterdik. Yemin ederim dostum. Sen bilgili bir sersemin tekisin ha? Ne diyeceğim dostum? Hadi birer içki içelim ha? Hiç sormayacaksın sanıyordum dostum. Ben de senin istemeyeceğini sanmıştım. İşte geldi evlat. Al bakalım boğazını ıslat. Teşekkür ederim. Ama ellerim serbest değil. Bundan söz ettiğin için sağ ol. Bunu hiç düşünmemiştim. Evet. İşte oldu. Teşekkür ederim. Tamam. Al bu senin için. Teşekkür ederim. Şeref. Yukarı bak ve dik kafana. Oh vay canına. Çok iyi değil mi? Tadı devesi diye gibi ama insana lanet bir uğultu hissettiriyor. Rom, memleketimdeki arkadaşlarla hep içerdik. Öyle mi Roma? Bu lanet şarkıdan nefret ediyorum. Deniz yoluyla kuşatılmış. Hangi kuşatma? Bazıları ata binmiş, bazıları ayakta Sydney'ye doğru ilerleyen lezbiyenler. Sydney lanet olası şarkı. lanet olsun. Şimdi her şeyi bilen eğlenceli bir Einstein olduğuna göre senin için oynayacağımız küçük bir oyunumuz var ha? Bir tür sınav gibi. Tamam. Evet. Buna Avusturya tarihi diyorum. Sana 10 soru soracağım. Yarısını doğru cevaplarsan, yani 5 tanesini, gitmene izin vereceğim. Bu harika görünüyor. Güzel. Üzgünüm, sana adını sormadım dostum. Adım Mick Taylor. Domuz avcısı ve bilindik bir taşra efsanesi. Tamam. Şerefe. Peki, hala başlamaya hazır mısın? Evet. Bu ne için Mick? Bahsetmeyi unuttum. Her yanlış cevap için bir parmağını keseceğim. Yani 10 soru 10 parmak birbirine denk, anlıyor musun? Tamam.
Yani kim milyoner olmak ister gibi. Evet. Ama bilemediğin soruda arkadaşını arama hakkın haricinde. Çünkü o sırada acıdan çığlık atıyor olacaksın. Tamam. Başlayalım o zaman. Pekala, önce kolayla başlayacağız. Halk dilinde küçük göl anlamına da gelen bir Avustralya sörf giyimi şirketinin adı nedir ha? Billabong. Çok güzel. Doğru. Tamam. Şimdi biraz daha zor olanına geldik. Ama sen bir İngilizsin, bileceksin İngilizler Avustralya'ya kaç yılında yerleşti? Şey ya... Teğmen James Cook Doğu kıyılarını keşfettikten sonra ve 1770 yılında haritaya çizildi. Birinci filo buraya geldi ve 26 Haziran'da yerleşti. 1778'de. Sorunun cevabı bu değil mi? Tanrım. Sen akıllı bir pisliksin. Yalnız bu cevabı vermen aklımı kurcalıyor. Tüm bunları nereden öğrendin sen? Tarih bölümü okuyorum. Tarih bölümünde okuyorsun. Ne yapalım, lanet bir tesadüf işte. Ama ben sözün neri bir adamım, anlıyor musun? 10 tane dedim. Vesaire vesaire vesaire. İşte geliyor. Tamam. Pekala. Kaç yılında İngilizler Avustralya'ya hükümlü sınır dışı etmeye başladı? Birinci filonun 11 gemisiyle Yeni Güney Galler Botanik Körfezi'nden 780 İngiliz hükümlü kargo ile birlikte geldi. Ve sonraki iki hükümlü filosu 1790 ve 1791'de geldi. İlk serbest yerleşimciler 1793'te geldi. Meg. Doğru değil mi? Doğru biliyorum. Neden? Soruyu doğru anladığımdan emin değilim. Neden İngilizler Avustralya'ya hükümlü sınır dışı etmeye başladı? Neden? Hadi seni kahrolası sersem. Hayır, bekle. Hayır, bir dakika yok, bekle. Hayır, 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 hayır. Hayır. Hayır, hayır, bekle. Tamam, tamam. Neden? Öncelikle İngilizler 13 sömürgesini kaybettikten sonra Birleşik Devletler Virginia'daki yerleşim yerlerini de kaybettiler. İngiltere'de bütün o suçluları barındıracak bir yerlere ihtiyaçları vardı. Onlar da çok fazla insan vardı ve hastalık yayıyorlardı ve kaynakları da tükeniyordu. Ve Avustralya tıpkı Amerika gibi kaynakları yönünden zengin görünüyordu ve İngilizler Fransızlar ele geçirmeden önce buraya yerleşmek istediler. Ya da Almanlar. Ya da başka herhangi biri. Mick, hayır, nedir dostum, doğruydu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Mick, lanet olsun. Cevap doğru, lanet olsun. Benden ne söylememi istiyorsun? Hayır! Lanet olsun, cevap doğruydu. Hayır! Lanet olsun Mick. Aman tanrım, hayır. İki doğrum var. Hadi ama. Lanet olsun, bunu yapman gerekiyor. Daha fazla doğrum var. Lanet, cevap doğruydu. Lanet olmasın, soru doğru. Hayır, değildi. Lanet olası doğru cevaptı. Hayır, değildi. Doğru cevaptı. Ben sana söyleyeyim, doğru cevap. Onlar bir grup İngiliz pislikti. Olacaktı dostum. Baksana ne diyeceğim. Hayır, cidden sen haklısın teknik olarak. Ve bu da benim canımı sıkıyor. Ah.
Aman Tanrım. Hadi sakin ol, sakin ol Yüce Tanrım. Küçük bir kız gibi ağlıyorsun. Çok acıyor. Ha, gözyaşı dökmeyi bırak, kes ağlamayı, kahrolasınız mı? İyi misin? Evet. Tanrı aşkına evlat, iyi misin? İyi misin ha? Evet. Hey. İyi misin? İyi misin? O zaman bir tane daha sorayım ha? Kolay bir tane. Ve ardından bir içki daha vereceğim. Ve sen de yoluna gidebileceksin ha? Gerçekten iyi gidiyorsun dostum. Gerçekten iyisin. Şerefe. Şimdi. Avustralya'nın en ünlü kriket oyuncusu kimdir? Ama kahrolası Shane Warne değil. Hadi. Hadi. Lanet olsun. Lanet olsun. Kriket hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bana futbol sorusu sorabilir misin? Bu adamın kim olduğunu bilmek için kriket bilmene gerek yok. Bir ipucu verebilir misin peki? Peki tüm zamanların en büyük kriket oyuncusu, kahrolası kriketin Muhammed Ali'si. Söyleyeceğim. Cevap dilimin ucunda. Tamam. Evet, bir dakika içinde lanet dilimin ucunda olacak. Beni ne tür bir salak sen cevap dilimin ucunda. Ha? Tamam, dilimin ucunda dedim. Doğru. Der. Lanet olası isim neyle başlıyor? Lanet olası İngiliz, seni salak. Şey olması gerekiyor. Douglas Jardine. Kahrolası Denizli değil. Lanet olsun Denizli değil. Lanet Deniz. Kahrolası Denizli değil dedim. Tamam değil mı? Değil dedim. Lanet olsun. Canın cehenneme eğer, değil dedim. Eğer o değilse kim peki? Hayır. Tanrı aşkına. Ne? Tanrı aşkına lütfen yapma. Yapma. Oo, demek diğerini kullanayım öyle mi? Peki tamam. Hele tamam, keyfine bak. Ne? Kahrolası Denizli'nin. Hayır, kesinlikle değil. Lanet olası Denizli'nin lütfen. Lütfen. Elini uzat. Bek. Denizli'nin, yanılıyorsun. Uzat dedim sana elini. Yoksa dişlerinin hepsini bir yumrukta boğazın içine dökerim. Beni anlıyor musun hey? Lanet olsun. Lanet olsun. Lütfen. Gitmeme izin ver. Tabii ki gitmene izin vereceğim dostum. Gerçekten iyi performans gösterdin. Ama önce kendimize birer içki alalım. Tamam mı? Gitmeme izin verecek misin? Evet, tabii ki vereceğim. Evet, buradan gitmene izin vereceğim ve sonra seni başka bir yerde yakalayacağım. Yere seneceğim. Hayır. Anlayacağım, hiç kimse buradan çıkamaz. Yani tek parça halinde çıkamaz. Parmaklarından bahsetmişken... Gerçekten çılgınca. Bu da nedir şimdi?
bana sözünün eri bir adam olduğunu söyledin. Öyleyim, öyleyim dostum. Ama dediğim gibi bana borçlusun evlat. Sen benim oyuncağımı aldın, o yüzden bunun içinde biraz kalmak zorundasın. Tamam mı dostum? Hayır. Seni lanet olası adam, lanet olsun. Sakın böyle söyleme, sakın ha, böyle söyleme, tamam mı? Yakında bir kadına dönüşebilirim. Öyle demek istemedim. Öyle demek istemedim. Hey Mick. O Don Bradman'da pislik. Bundan daha iyisini yapmak zorundasın İngiliz pisliği. Hey! Gerçekten çok acıttı. Sanırım kafatasımı kırdın. Kafamın her yerinden oluk oluk kan akıyor gibi hissediyorum. Umarım bu yaptığında mutlu olmuşsundur dostum. Evet, çıkmaza varmışsındır diye varsayıyorum. İnsanlar buradan çıkmak için ölmek zorunda. Lanet olsun. Aa, evlat, gemiler, gemiler çağırıyor. Vadiden vadiye, dağdan da gemiler çağırıyor. Aa, evlat, gemiler çağırıyor. Lanet olsun, şaka yapıyor olmalısın. Mick amca geliyor. Beni burada bırakma. Lütfen. Öldür beni. Öldür beni. Geri döneceğim. Geri döneceğim. Geri döneceğim. Öldür beni. Şimdi tüm bu cesetlerin hepsi bunu hak ettiler. Hem de hepsi yabancı pislikler. Lanet olası zararlı otlar. Biri Avustralya'yı temiz ve güzel tutmalı. Lanet olsun! Ne kadar da güzel zaman geçiriyorduk burada. Şarkı söylüyor, içiyor ve sohbet ediyorduk. Kanguruyu bağla sporcuk. Canın cehenneme hadi. Hadi dışarı çıkın ve onu yakalayın. Yakalayın onu. Evet.
Hadi dostum, nereye gittiğini sanıyorsun ha? Sana söyledim, buradan çıkış yok. Buradan. Fafi fofom, kokuşmuş göçmenin kokusunu alıyorum. Birazcık sertti değil mi? Şimdi nerede kalmıştık? Evet. Doğru ya. Bak şimdi, bu dünyada benim gibi insanlar vardır ve senin gibi insanlar vardır. Benim gibi insanlar senin gibi insanları kahvaltıda yer ve onları dışarı boşaltırlar. Sen yabancı bir haşerattan başka bir şey değilsin. Ve senin gibi kokuşmuş türleri bu dünyadan temizlemek de benim gibi türlere kalmıştır. Ve bu beni galip yapar. Senin yapacağı şey... Yenik. Hey dostum, iyi misin? Neler oluyor? İyi misin? Bana yardım etmelisiniz. Yardım etmelisiniz. İngiliz turist Paul Mummersmith'in Avustralya taşrasında çılgın bir silahlı turist avcısı olduğu iddialarına rağmen Wolf Creek bölgesindeki bir dizi faili meçhul cinayetin olası şüphelisi olarak liste başında yer aldı. Soruşturma sırasında tam bir zihinsel çöküntü yaşadı ve İngiltere'ye geri gönderildi. Merseyside'daki Ashwood Hastanesi'ne tam zamanlı tedavi görmek üzere yatırıldı. Halen daimi sakin olarak kayıtlıdır.